İyi pazarlar. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Eğitimde öne çıkanları tartışmaya devam ediyoruz. Haftanın her günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz. Sevgili izleyiciler, öğrenme deyince aklımıza hep okul gelirdi. Şimdi artık öğrenme ortamlarının değiştiği, eğitim modellerinin sorgulandığı bir döneme girdik. Aslında baktığınızda şöyle bir düşünsenize, bildiklerinizin kaçını derste öğrendiniz? Ve şu an hayat dersi olarak çıkardığınız hangi dersler okul müfredatlarından geliyor? Şu dönemde özellikle üniversiteler ne kazandırmalıyız öğrenciye diye tartışıyorlar ve dikkatinizi çekti mi? Genelde konuklarımız yılmazlık ve adaptasyon yetkinliğine dikkat çekiyor. Diyorlar ki her koşula ayak uydurabilecek gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Hayat boyu öğrenmeden bahsediyorlar. Peki hayat boyu öğrenme eğitim müfredatlarına nasıl yansır? Yani nasıl biz bir eğitim vereceğiz ki hayat boyu öğrenme motivasyonunu artıracağız gençlerin? Programın ilk bölümünde bunu konuşacağız. İlerleyen dakikalarda özellikle hukuk ve konservatuar eğitimi düşünenler programımızı kaçırmasınlar. Yolun başındayken başlıyor. Evet, Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Görkem Hanım. Her zaman sizlerle beraber olmak çok güzel. Bizim için de aynı şekilde hocam. Şimdi hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, bunları çok sık konuşmaya başladık. Öğrenmeyi öğrenme. Ben 12 yıl önce unutmuyorum sizden bunları ilk duyduğumda ve hatta siz şunu demiştiniz. O cümleyi de net hatırlıyorum. Derslik kalmayacak. Okul dört duvar değil. Aynen, evet. Çocuklar sertifika programlarıyla, e-öğrenmeyle bütün bu yetkinlikleri çok kolay tamamlayabilecekler. O günler yakın demiştiniz. Evet. Şimdi bir anda hızlandırılmış bir şekilde bütün eğitim kurumları bunu yaşadı. Evet, şimdi Türkiye'de aslında son zamanlarda maalesef bunlar çok konuşulmaya başladı ama hani dünyaya baktığımızda özellikle 2020'lerin başında çok araştırılan, sadece yüksek öğretim için de değil. Hmm. Yani okul öncesinden başlayarak yani üniversite sonuna kadar, hatta üniversite sonrasında da yani yetkinliklerin ne kadar önemli olduğu, değişen dünya şartlarında özellikle sadece mesleki bilginin yeterli olmadığını, kişilerin hayatlarında çok sık meslek değiştirebilecekleri, mesleklerini iyileştirebilecekleri yönden baktığımızda yetkinlikler çok tabii ki konuşuluyor. Hı hı. Maalesef yani şimdi şuna seviniyorum, öncelikle şunu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu sıralar yetkinlikler üzerine. Evet. Geçmişte çok gündemde değildi. Hı hı. Hani dolayısıyla yetkinlikleri sadece üniversitede geliştirmek mümkün değil. Hı hı. Çok daha güçlü bir altyapı oluşturmak istiyorsak eğitim sistemimizde, bunu okul öncesinden başlattılar. Tabii kademeli olarak hangi yetkinlikler hangi dönemlerde kazandırılır, bunu şey yapmak lazım, hayata geçirmek lazım. Lazım ki evet, üniversitede üstüne bir şey katabilelim biz bunun. Kesinlikle. Yani, ama sizde Beykoz Üniversitesi'nde bir farklı bir model var aslında. Tabii. Kişiye özgü, yani onun kendini geliştirmesine olanak sağlayan, başta neydi, şimdi daha mı girişimci oldu, bunu da ölçüp değerlendirmeye dikkat ediyorsunuz. Aynen şöyle, yani tabii bütün birikimlerimiz, yani son 15 yıldır sizin de dediğiniz gibi yani bu konularda çalışma yapan bir kişiyim. Beykoz Üniversitesi de yeni kurulan bir üniversite bildiğiniz gibi. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren, yani bundan 4 sene öncesinde üniversiteyi kurgularken, tasarlarken yetkinlikler üniversitemizin modelinin önemli bir parçasıydı. Hı hı. Yani bizim şu andaki eğitim öğretim sistemimiz 5 temel ayak üzerine oturur. Bunlardan bir tanesi de kişiye özel eğitim dediğimiz, yetkinlik programımızla hayata geçirdiğimiz bir model. Hı hı. Yani yapılandırılmış bir modeldir. Öncesinde, yani bu program öncesinde yine üniversitemizin kuruluşunda hani dünyada şu anda önem gören, dile getirilen iş dünyası, toplum ihtiyaçları çerçevesinde çok araştırma yaptık. Ve üniversitemize özgü, ki bu üniversitemize özgü derken şu anda da 21. yüzyıl yetkinlikleri içerisinde önemli görülen 14 tane yetkinlik belirledik. Hı hı. Ve öğrencilerimiz üniversitemize geldiklerinde ilk yarı yıl bir yetkinlik değerlendirme envanterinden geçiriyorlar. Kendi yetkinliklerini bu 14 yetkinlik düzeyinde hangi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Hmm. Ve onlara özel 4 yıl, 2 yıllık programlarımızda 2 yıl yetkinlik programımız var. Hmm. Ve en son mezun olmadan önce de yine bunu değerlendiriyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, çok detaylarına girmeyeyim, program açısından da zamanımız olmayabilir. Hmm. Şu anda bütün müfredatlarımızda, programlarımızda yetkinlik derslerinin payı ortalama %20 civarında. Yani %20. Bu kadar önem görüyoruz. Hmm. Yani mesleki eğitimin yanında kurumsal olarak, yani üniversite düzeyinde belirlemiş olduğumuz bu yetkinliklere yönelik
%20 civarında dersimiz, öğrenme faaliyetimiz var. Sadece derste değil. Yani hani ne kadar hangi alanda olursan ol, işte iyi bir girişimci, iyi bir lider, bir problem çözme, empati. Bütün bu aslında sizin tanımladığınız yetkinlikler. Diyorsunuz ki şartlar değişse de adapte olmasını kolaylaştıracak. Tabii. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Mesela bu 14 yetkinlikten bir tanesi, yani adaylarımız, kişiler, izleyiciler girip üniversitemizde ayırdığımız bir yer var. Çok detaylarını görebilirler burada. Web sitesinden bakabilirler. Bir tanesinin bu dönemde ne kadar önemli olduğunu gördük. O da değişime adapte olma ve değişimi yönetebilme. Hmm. Bakın bu dönem bunun ne kadar önemli olduğunu sadece bireyler düzeyinde değil, kurumlar içinde, hatta ülkeler içinde bunu söyleyebiliriz. Yani bu yetkinliği sahip olan ülkeler, kurumlar ve kişiler bu dönem fark yaratıyorlar. Yani bu krizin getirmiş olduğu, ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar da var. Evet. Bunları en iyi değerlendirenler yine bunlar oluyor, bu kesimler oluyor. Peki uzaktan eğitim süreci nasıl geçti? Şu anda hani dedik ya, bazıları, bazı eğitim kurumları biraz uzaktı uzaktan eğitim ama hızla yol kat ettiler. Şimdi bir takım deneyimler çıktılar da var elde artık, böyle evet, hızla bir şekilde girdiler ama eksikliklerini gördü herkes. Evet. Ona göre yola devam etti. Şimdi bütün senaryolara hazırsınız değil mi? Siz neler yani yaptınız? Yani şöyle, izin verirseniz öncesinde birkaç yorum yapmak isterim. Maalesef ülkemiz yine uzaktan eğitimle bu pandemiyle tanıştı. Aslında yeni bir olay değil. Evet. Ama toplumdaki algı, bu açık öğretim fakültelerinden gelen tamamıyla uzaktan eğitim veren programlardan algı, öğrencinin üniversiteye hiç gelmeden, okula hiç gelmeden eğitimini tamamıyla uzaktan alması. Yani bu bilinen bir yaklaşımdı. Ama uzaktan eğitimin çok modları var, farklı olanları var. Biz bu iyi örnekleri bu modlarda yakalamalıyız. Yani şu anda Türkiye'nin bütün ülkelerin, aslında kurumların önünde önemli bir fırsat var. Değişik modelleri var. Dolayısıyla biz kendimiz açısından bakarsak, biz uzaktan eğitime bu pandemi dönemi öncesinde zaten hazırdık. Yani şöyle bir örnek vereyim. Planlamalarımızda o dönem, yani pandemi öncesinde Yükseköğretim Kurulu'nun örgün programlarda izin vermiş olduğu %20 oranı var, %25 oranı var. Yani derslerin %25'i uzaktan verilebilir gibi bir kararı vardı. Şimdi bunu %30'a, pardon %30'a, çok özür diliyorum, %30'du, 40'a çıkardı bu önümüzdeki dönem için. %25 nereden geldi onu ifade edeceğim. Biz pandemi öncesinde hem yani 4 tane bizim tamamıyla uzaktan eğitim programımız var. Dolayısıyla altyapımız zaten çok hazırdı buna. Fakat onun dışında örgün programlarımızda hibrit dediğimiz, hibrit şunu ifade ediyor: bir örgün program içerisinde bir dersin tamamıyla uzaktan verilmesini. Hibrit ve blended, yani karma dediğimiz ifade de şunu ifade ediyor. Bir dersin bir kısmının, yani 3 saatlik dersiniz var. Evet. Bunun 2 saatini örgün, 1 saatini uzaktan yapabilirsiniz. Buna da karma eğitim diyoruz. Dolayısıyla hem hibrit hem karma eğitimle tüm programlarımızda %25 uzaktan eğitim hedefimizi koymuştuk. Ve bu oran pandemi öncesinde bizim %18'ler civarına ulaşmıştı. Yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde de %25 hedefimizi yakalayacaktı. Dolayısıyla çok hazırdık bu sürece. Hem altyapı itibariyle, hem pedagojik olarak, hem kullandığımız sistemler açısından. Dolayısıyla uzaktan eğitime geçiş kararı Yükseköğretim Kurulu tarafından alındığında biz bir hafta sonra uzaktan eğitime başladık ve akademik takvimimize uygun olarak da süreci tamamladık. Yani şöyle bir şey yaptık, aslında gerçekten de başarılı olduk. Çünkü yani Türkiye'de öğrenciler arasında yapılan bir değerlendirme de var, biliyorsunuzdur. Vakıf üniversiteleri arasında bu süreci en iyi yöneten ikinci vakıf üniversitesi olarak da değerlendirildik. Tabii bu bizi motive etti. Gökün raporuna göre olan da mıydı? Orada da gayet iyi durumumuz. Yani kendi içimizdeki değerlendirme. Üniversitenin yaptığı bir araştırma var. Siz her dönem sevilen rektörsünüz. Devlet Üniversitesi'ndeyken de öyleydi. Binlerce öğrenciniz var aslında. Yani ben de öğrencilerimi çok seviyorum. Herhalde karşılıklı bir etkileşim. Onlar da sizi seviyorlar. Üniyar'ın bu araştırmasında da rektör olarak bir ödül aldınız değil mi? Evet. Sağ olsunlar. Yani bu öğrenci memnuniyeti. Şimdi UNAR'ın, Üniversiteler Araştırma Merkezi'nin bu dönem, zaten her yıl üniversitelerimizde öğrenci memnuniyetini araştıran bir çalışması vardı. Bu yıl o tekrarladı ama bunun üzerine 2 tane daha değerli çalışma yaptılar. Bir tanesi işte uzaktan eğitim performansının ölçülmesine yönelik, ikincisi de hiç dokunulmamış, değinilmemiş bir akademik konu aslında. Akademik ekoloji. Akademik ekoloji. Evet, değişik yani. Yani bu da bence önemli. Evet. Çünkü yani
üniversitelerimizdeki üretkenlik tamamıyla akademisyenlerimize bağlı. Tabii. Dolayısıyla onların da oradaki memnuniyeti, onların gözünden üniversitenin değerlendirilmesi çok, yani çok değerli bir çalışma oldu. Hı hı. Ama tüm bu çalışmalarda yani Beykoz Üniversitesi olarak yeni kurulmuş olmamıza rağmen yani iyi konumlandırdık. Tabii bu da üniversitemizi iyi bir yere konumlandırmış oldu bu yıl içerisinde. Yani üniversite seçerken önemli kriterlerden biri olarak belki karşısına çıkabilir adayın. Yani araştırma performansı, uluslararası bağlantısı ve bu söylediğimiz ödüller de aslında öğrencinin dikkatini çekip yani hani bir kriter olabilir mi sizce üniversite seçerken ve en önemli kriterler nedir? Şu an bizi izleyen adaylara ne söylersiniz? Yani şöyle ben öğrencilerin yani araştırarak tabii ki üniversite tercihlerine bunu hep söylüyoruz. Fakat de bu araştırmalar özellikle bağımsız değerlendirme kuruluşları. Yükseköğretim Kurumu'nun yine bağımsız çok değerli raporları var Yükseköğretim Kurumları ile ilgili. Hani biraz daha nesnel verilere bakarak üniversiteleri tercih etmeleri doğru olur diye düşünüyorum. Zaten yani akreditasyon olsun, kalite güvencesi olsun, işte bu tür raporlar, anketler sonuçta üniversiteyi dışarıdan nesnel olarak değerlendiren belgelerdir. Yani bunu önemli görüyorum. Dolayısıyla daha çünkü nesnel, daha somut verilerle yani, tercihlerini yaparlar. Siz uygulamayı çok vurgulardınız hep. Yani uygulama olmazsa olmaz. Hatta eğitim modelinizde 3+1, 7+1 onu şimdi soracağım biraz açar mısınız diye. Onlar zorluk çıkardı mı uzaktan eğitim döneminde de? Şöyle yani zorluk değil tabii ki yani bizim uygulamalı eğitimi benimsemiş bir üniversiteyiz, onu söyleyeyim. Yani her zaman söylüyorum. Hatta mottomuz biliyorsunuz John Dewey'in, sizin de çok sevdiğinizi bildiğim. Evet. Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir. Hı hı. Dolayısıyla biz eğitim programlarımızın tamamında uygulamalı eğitimi ön plana çıkardık. Bunun bir parçası da işte 2 yıllık programlarımızda bir semestir, 4 yıllık programlarımızda en az bir yarı yıl iş yerinde uygulama var. Tabii pandemi dolayısıyla... bunu bu dönem için hayata geçiremedik. Ama bunu nasıl yaptık? Yine uygulamaya yönelik proje dersi ile öğrencilerimize o eksiklerini giderdik. Çok da başarılı projeler ortaya çıktı. Uygulamaya yönelik projeler öğrenciler iş yerinde uygulama eğitimi yerine yaptılar bu dönem. Şimdi aslında hep konuştuk ya baştan beri yetkinlikler dedik. Bu yetkinlikleri hayatın içinde aslında deneyimlemeleri daha okurken ya da kampüsün içinde deneyimlemeleri, sosyalleşerek o ortamın, yani bir kültür sunuyor üniversite aslında ve o eğitim ortamı içerisinde bu çocuklar neye ilgim var, bu konuda iyi miyim, bunları tartabildiği alanlar oluyor. O açıdan üniversite, Beykoz Üniversitesi'nde nasıl bir sosyal ortam vardır? Yani şöyle, o da tabii yani şeye çok değer veriyoruz. Öğrencilerimizin sadece kendi alanlarındaki eğitimi değil, işte yetkinlikler olsun, diğer kişisel özelliklerini geliştirebilecekleri sanat alanında, müzik alanında, sosyal sorumluluk alanında bu tür faaliyetleri çok destekliyoruz. Öğrencilerimiz de çok yaratıcılar. Yani bize o kadar güzel fikirlerle geliyorlar, o kadar güzel projelerle geliyorlar. Yani o anlamda çok hareketli bir öğrenci hayatı, atmosferi var üniversitemizde. Çok sayıda kulübümüz var. Bir öğrenci eğer üniversitemize geldiğinde ilgi alanıyla ilgili bir kulüp yoksa, bir oluşum yoksa onun için de açıyoruz. Dolayısıyla belli bir sayı oluşturarak yeni yeni kulüplerimizin de sayısı giderek artıyor. O zaman üniversite adayına onu söyleyelim. Yani yoruldum ben, bir üniversiteye gireyim deme. Üniversitede yapacak çok şey var. Alanın ne olursa olsun böyle gözünü dört aç ve bu kampüsten nereden ne alabilirim? Hangi hocamdan ne kazanabilirim? Hangi etkinliğe katılabilirim, değil mi? O yönde çok hareketli bir ortam kendilerini bekliyor olacak. Yani şöyle bizim misyonumuza da bakarsanız, vizyonumuza da bakarsanız hem çalışanlarımızla hem de öğrencilerimizle mutluluk merkezi olmayı amaçlamış, hedeflemiş bir üniversiteyiz. Mutluluk merkezi. Dolayısıyla evet. Yani bu şeyde de yazılıdır vizyonumuzda. Yani öğrencilerimizin mutlu olması tabii ki bizleri de çok mutlu eder. Yani akademik yetkinlikler, akademik başarı önemli ama diyorsunuz ki siz insan yani. Sosyal ve varlık, psikolojik olarak da onların zinde olması gerekiyor. Tabii ki yani bu yetkinlikler de sonuçta baktığımızda en çok kişisel mutluluğu, sadece mesleki başarıyı değil, kişisel mutluluğu da beraberinde getiriyor. Hayat boyu mutluluk, motivasyon, bütün bunları beraberinde getirecek. Peki söz konusu vakıf üniversitesi ise burslar da merak ediliyor Sayın Hocam. Yani şöyle tüm programlarımızda yeni bir üniversite olduğumuz için, yani şöyle bir hedefimiz var, onu söyleyeyim. En iyi eğitimi
en hani karşılanabilecek ücretlerle sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm programlarımızda şu anda %50 burs imkanımız var. Tabii %100 burslarımız biliyorsunuz bu sene oran da arttırıldı. Tüm programlarımızda %15, %100 burs kontenjanlarımız. Buna ilave olarak diğerlerinde de %50 burs katkımız var. Bunun dışında tabii işte üniversiteyi tercih eden, öncelikli tercih edenlere yine ayrıca bir burs şeyimiz var. Sporculara burslarımız var. Ha, bir şey daha var. Onu da Türkiye'de belki ilk uygulayan üniversitelerden bir tanesi olduk. Mesela bizim rektör ve dekan listeleri dediğimiz bir dönem içerisinde öğrenciler okurken bir program başlattık. Tamam. Dolayısıyla üniversite genelinde belli bir başarıyı yani 3.80 ve üzeri başarıyı tutturan öğrenciler rektör listesine giriyorlar ve her yarı yıl için bu. Her yarı yıl yapıyoruz. 3.60 ve üzeri olanlar dekan müdür listelerimiz var oraya giriyorlar. Ve bir sonraki dönem için eğer iki dönem üst üste bu başarıyı göstermişse öğrenci yine öğrenim ücretinden bir indirim alıyor indirim değişik oranlarda. Yani yeter ki onlar çalışsın, çok çalışsın. Evet. Değil mi? Üniversitelerde onları teşvik, evet, burs amacımız, bir şekilde evet, desteklesin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli ben katkınız teşekkür için. Ediyorum. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikteydi. Çok kısa bir aranın ardından hukuk eğitimini konuşacağız.